Şimdi yavaş yavaş React dünyasına giriş yapalım arkadaşlar. Şöyle ki React dünyasında en önemli yapı bizim için komponent dediğimiz yapıdır arkadaşlar. Komponent mimarisini bizim iyi anlamamız gerekiyor. Zaten aslına baktığınız zaman React'in kendisi şey değil. Hani React'in kendisini öğrenmek oldukça kolay. Ama özellikle ilerledikçe bazı sıkıntılar ortaya çıkacak. Ama ben onları da sizinle hallediyor olacağım arkadaşlar. Peki nedir bu React'in komponent yapısı? Şöyle ki arkadaşlar biz uygulamamızı komponentlere bölüyoruz. Yani komponent demek bileşen demek. React bir SPA yani Single Page Application yani tek sayfa uygulamasıdır. Şöyle ki bizim aslında tek bir sayfamız var. Öyle düşünün. İşte bu sayfamız aslında bizim için bir komponent görevi görecek. Yani burada bir komponent, komp yazıyorum, komponent olduğunu yakalayın. Bir komponent mevcut. Yani olay temel bir komponentle başlıyor. Ondan sonra ben bu komponentin içerisinde örneğin bir menü kısmım veya navigation kısmım var. Oraya onu bir komponent olarak oluşturuyorum. Sonra başka bir komponentim var. Örneğin sol menü. Onun içinde bir komponent. Sonra burayı oluşturuyorum. Bu da bir komponent. Sonra burada bir işte login işte sisteme giriş, sistemden çıkış kısmı oluşturmak istiyorum. O da bir komponent. Burada şöyle bir komponent, şöyle bir komponent ve hatta burada şöyle bir komponent. Yani bunun sınırı yok. Bu şekilde sayfalarımızı yapılandırıyoruz. Tabii ki yeri geldiğinde şu kısmı değiştirerek örneğin veya şu kısmı değiştirerek uygulamamızda buraya bu komponenti değil de şu komponentleri kaldır. Onun yerine bambaşka bir komponent ekle diyebiliriz. Bu da routing dediğimiz bir yapıyla oluyor. Hiç kafanızı karıştırmayın. Onlara geleceğiz. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar, React'te sıkıntı ne biliyor musunuz? React'te sıkıntı bu komponentleri birbiriyle görüştürmek. Yani nedir bu? Örneğin benim burada bir komponentim var. Şurada bir komponentim var. Şurada bir komponentim var. Örneğin bu kategori komponentim olsun. Bu da o kategorideki ürünler. Yani kategori burada ise ürünler. P, product. Ben buradaki herhangi bir kategoriye tıkladığımda bu product'ın değişmesini istiyorum. İşte React tarafında en büyük sıkıntı bu. Yani bir komponentten diğerine veri transferi. React tarafında tamamen şöyle bir basit bir yapı var arkadaşlar. Örneğin bu bizim komponentimiz olsun. Bu da başka bir komponentimiz olsun. Ben bu komponentten bu komponente sadece veri taşıyabiliyorum. Ama bu komponentten buraya veri taşıyamıyorum. Yani bu one way binding dediğimiz bir mevzudur arkadaşlar. Örneğin Angular'dan geliyorsanız hani daha iyi bağdaştırmak için o Angular'daki two way binding olayı burada yok. Olay tamamen bir komponentten alt komponente transfer şeklinde. Yani üst komponent alt komponente veri, event neyse bunları taşıyabiliyor. Ama alt komponent üst komponente maalesef veri taşıyamıyor. İşte bu sıkıntıyı lütfen aklınızda tutun. Ben bunu size çok güzel aktarıyor olacağım. Hiçbir zorluk yaşamayacaksınız. Demek ki Angular'da komponent dediğimiz temel bir olgu var ve bizim aslında en iyi bilmemiz gereken kısım bu. Yani belki de React için en önemli kısmı ben size aktardım. Komponentler ve bu komponentlerin hiyerarşisi. Bu noktada hiyerarşiyi de şuna benzetebilirsiniz. Örneğin bizim ana komponentimiz var. O komponentin altına içine bir komponent daha eklediniz. Bu komponentin de yani şunun içerisine bir tane daha eklediniz. Bunun içerisine bakın bir tane daha eklediniz. Bu ne demek? Bununla şu ikisi birbirinin içinde değil. Bu ikisi ayrıca şunun içerisinde demek. Bunun içerisine bir tane daha eklediniz.
İşte buna da komponent hiyerarşisi deniyor. Yani bu, ben bunu şu şekilde, yani bu bir Angular uygulaması ve bunu benim için yorumla Engin. Bu komponent hiyerarşisini yorumla benim için dersen ben şöyle anlarım bunu. Bakın en üstte bir tane komponentim var. Şu komponentten bahsediyorum. Şu an bundayım. Yani benim bir tane ana komponentim var. Sonra bunun içinde iki komponent. Bakın bunlar direkt bunun altında. Ha, demek ki mesela şuna benzeyen bir yapı vardır. Onu nasıl tasarladıysanız. Bakın iki komponent, gördünüz mü? Sonra yani şunu da yaptık, şunu da yaptık. Şimdi bakın burada bir komponent daha var. Ha, demek ki bu şunun altında olduğuna göre demek ki burada da bir komponent. Aynı şey şunun içinde geçerli. Şurada da bir komponent. Yani bu komponent hiyerarşisinin resmedildiği bir ortam görürseniz bu anlama geliyor. Niye böyle bir mantık mevcut arkadaşlar? Şundan dolayı. Hani dedim ya az önce. Şöyle bir yapı olduğunu düşünelim. Şöyle bir yapı. Rengi de değiştireyim. Örneğin ben bu noktada bundan buna veri taşırken şöyle taşıyorum. Ama mesela bundan şu ana komponentten şuna taşımak istiyorum. Ne yapacağız? Şöyle bir dünya yok arkadaşlar. Şöyle bir şey yok. Maalesef. Yani React'in, temel React'in kendisinde. Sonrasında biz bunları Redux'la falan çok daha profesyonel hale getireceğiz. Ama şu gösterdiğim şey mümkün değil. Nasıl bir şey mümkün biliyor musunuz? Rengi yine değiştireyim ben sizin için. Şöyle yeşil yapayım. Bakın bundaki veriyi buraya taşımak istiyorsan önce buna, sonra bundan da buna taşıman gerekiyor. Yani React'in temel komponent hiyerarşisi bu. Peki bu komponent hiyerarşisinin bize avantajı ne arkadaşlar? Bize avantajı şu. Şöyle ki bu noktada örneğin benim böyle bir komponent hiyerarşim var. Şurada başka bir komponentim var. Buna benzeyen bir şey yapacağız zaten. Bu noktada örneğin ben sadece bunu değiştirirsem sadece bu kısım render oluyor. Bu da benim için şu anlama geliyor. Performans anlamına geliyor. Yani uygulamanın tamamını render etmiyorum da sadece ilgili kısmı render ederek uygulamamda ciddi bir performans artışı sağlıyorum. Bunu da işte Angular hani algoritmik olarak Virtual DOM denilen bir yapıyla hallediyor. Yani bizim Virtual DOM'a erişmek vesaire gibi bir olayımız yok. Ama eğer React bu tekniği kullanarak oldukça performanslı uygulamalar yapılmasını sağlıyor. React'in oldukça beğendiğim bir özelliği. Zaten bu özelliği yönüyle de oldukça kullanılan bir JavaScript kütüphanesidir.